Selamlar. Davutpaşa Kampüsü, 1 Şubat ayı. Bir kış günü. Sessiz, sakin. Sömestr tatilindeler. Öğrenciler. Zamanlarımız hızla akıp gidiyor. Okula başlıyorsunuz. 4 sene hızla akıp gidiyor. Mezun olursunuz bu şekilde yani. 5 sene, 6 sene neyse mezun oluyor insanlar. Asıl olan sizin ne öğrendiğiniz, ilim adına kendinize neler kattığınız ve bu ilimle insanlara yardımcı olup olamadığınız önemlidir. Görüyorsunuz kuş sesleri. Hafif bir rüzgar esiyor şu an. Davutpaşa Kampüsü çok büyük. Yani böyle eski tarihi yapılar da var. Kalıntılar var. Şu gördüğünüz mesela çok eski bir yapı. Taş tuğladan yapılmış, hala ayakta. Burası önceden kıştaymış. Zindanlar falan var burada yine. Yani askeri bir yer. Büyük bir araziye sahip. Daha sonra üniversite kampüs oldu. Yine gördüğünüz gibi küçük ağaç toplulukları var. Önceden daha fazladır diye düşünüyoruz. Şu an daha az. Şu gördüğünüz batı kısım, şu an gösterdiğim Güngören tarafı. Şu aşağı kısım Cevizli Bağ. Şu gösterdiğim kısım da Esenler tarafı. Tam orta kısımda kalıyor burası. Yani parça parça aslında. Okula gidiyoruz. Hayatımız okula gitmekle geçiyor gerçekten. İnsanlar bir düşünsünler hayatlarını. Yıllarca okuyoruz. Eğitim sistemini gerçekten düzeltmeliyiz. Bir öğretmen olarak ben bunu çok samimi söylüyorum. Tamamen ne yazık ki bir şeyleri yetiştirme derdindeyiz. Müfredat yetişecek. Ama öğrenci bir şey öğrenmiş mi, orası ikinci, üçüncü planda. Bu çok yanlış bir durum. Bizim çok çeşitli varyanslarla, çok çeşitli öğretim materyalleriyle öğrencilere ulaşmamız lazım. Onların kendi öğrenme düzeylerine göre bir şeyleri anlatmamız lazım. Ve bir öğrenciye bir ödev veriyorsunuz. Herhangi bir ödev olabilir. Bu ödevi onun istediği şekilde yapmasına izin verin. Bu olanağı onlara sağlayın. Mesela veriyorlar bir ödev. Çocuklar yarın coğrafi keşifleri hazırlayın gelin diyor. Herkes yazıyor kağıdı. A4 kağıdını yazıp geliyorlar. Ama bu şekilde standart bir profil. Öğrencinin ezbere dayalı, sadece yapmış olmak için yaptığı bir durumdur. Bu şekilde yapılacağını şöyle denilebilir öğrencilere. Çocuklar, şöyle bir ödevimiz var. Hatta tek tek de sorabilirsiniz. Senin neye ilgin var? Birisi der ben çizim yapmayı seviyorum. Birisi der video çekmeyi seviyorum. Birisi der resim çizmeyi seviyorum. Birisi yazı yazmayı seviyordur. Birisi hikaye yazar, birisi roman yazar, birisi şiir yazar. Mesela birisi okusun coğrafya işte, şiir yazsın onunla ilgili. Güzel olmaz mı? Olur. Anlar da çoğu şey. Kendi istediği gibi yazsın. Bu serbestliği tanıyın öğrencileri. İlla tek tip olmasın yani. Bu nedenle kaybediyoruz zaten. Çok çeşitli öğretim materyalleriyle yine öğrencilere ulaşılmalıdır. İmkanlarımız ölçüsünde, öğretmenler olarak da. Derse gidip sadece anlat, çık. Ödev ver. Öğrenci tahtaya çıksın, iki etkinlik yaptır, bitti. Zaten standart böyle bir sürü öğretmen var. Eğitim sistemini hali de ondan dolayı bu şekilde. Biz de bu şekilde yetiştirildik ne yazık ki. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Kendim kendimi geliştirerek bir şeyler yapmaya çalıştım.
her zaman ilim için, daha fazlası için uğraştım. Halen de uğraşıyorum. Ve bir ortama girdiğimde, bu benim prensibimdir. Bir sınıfa girdiğimde, bir topluluk içine girdiğimde her zaman kendimi şöyle görürüm. Ben bu topluluk içinde en sonuncu kişiyim. Onlar her şeyi biliyor, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu nedenle çok çalışmalıyım. Onlara yetişip onları geçmeliyim. Bu bir azim aslında. Olur olmaz, geçerim geçmem, önemli değil. Ama ben kendimi bu şekilde görüyorum. Her zaman en başarısız olarak görüp başarıyı elde etmeye çalışıyorum. Yoksa ben şu puanı aldım, şu yerlere geldim, en iyisi benim falan, bunlar hikaye. Bu şekilde insanlar başarılı olamaz. Zaten başarı sadece puan almak da değildir. Başarı öğrendiğini öğretebilmektir. Çevrene faydalı olmaktır diye düşünüyorum. Benim için önemli değil yani aldığım puan. Makam verir ki bunlar geçici şeyler. Ama bir insana öğrettiğiniz bir şey çok önemli. İlmi öğretmek gerçekten bu çok iyi düşünülmesi, anlaşılması gereken bir konu. Ve şu dünyada gördüğümüz üzere çok fazla cahil insan var. Bunlara ulaşmalıyız. Onları bırakmayacağız peşlerine. Onlara dolaşacağız. Allah'ın izniyle onları da düzelteceğiz. Biz kararlı olalım ve ne yaptığımızı bilelim. Okula gidiyoruz, neler öğreniyoruz? Bunları ne için kullanıyoruz? Bunları bilelim. İnşallah bu şekilde yaşar, ilim yolundan her zaman bir hayatı süreriz diyorum hocam.